Herkese selamlar dostlar. 6 Aralık 2023 Çarşamba iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 6 adet mücadelem var. İdeal ve yüksek oranlardan bahsedeceğim. Değerlendirecek herkese bol şanslar. En son sizlere vermiş olduğum dün yani YouTube kombinimiz içeri aldık. Videoda vermiş olduğum kombini içeride. Aynı şekilde beğeniler devam ederse ben sizlere kombin önerisi yapmaya devam edeceğim. Beğeniler bizler için gerçekten önemli. İsterseniz başlayalım. Öncelikle maç skoru yarışmamız var. Şöyle günün baba maçlarından bir tanesini sordum sizlere. Manchester United'la Chelsea maç skoru olur sizlere sorduk. Benim için beklentim gollü bir beraberliktir. Gollü bir beraberliğe biraz daha yakınım. Maç skoru olur sizlere sorduk. Yorumlara yazabilirsiniz. Bilen bir arkadaşımızı katı Telegram gruplarımızda misafir edelim. Dün yapmış olduğumuz Fenerbahçe-Sivas maç skorunu kazanan arkadaşımız da 4-1 skoruyla birlikte Mustafa Acar isimli arkadaşımız kazanmıştır. Bana Instagram üzerinden yazabilir. Sizler de aynı şekilde her türlü soru, görüş, öneri için Instagram adresinden benimle iletişime geçebilirsiniz. Instagram adresimiz kangalbe olaraktan da buradan bana mesaj attığınız zaman zaten benimle birebir iletişime geçmiş oluyorsunuz dostlar. Kazanan arkadaşımız da buradan bana yazsın. Dün yüksek mislilerde bir adet yüksek misli yaptık. O yüksek misli de Fenerbahçe tarafındaydı. Fenerbahçe 1 ve 1.5 üstün oranı maç saatine yakın 1.35 gibi oran oldu. Gayet güzel bir orandan. Ben de 1500 misli olarak önerdim. Yüksek misle zaten misleri tamamen ben öneriyorum. Canlısı olsun, basket olsun vesaire. Mislerin hepsinin önerisini yapıyoruz. Çünkü burada bir kasa tutuyoruz. Ay sonunda yüksek mislerimize bakıyoruz. Karda mı zararda mı? Ne durumda? Yüksek misli seviyesi için öyle bir kasa tutuyoruz. Dün de Fenerbahçe tarafındaydık. Rahat geldi. İlk yarıdan zaten 2-0'ı vurdu. Bir yerde 2-1 olsa da 3-1, 4-1 bandını bularaktan da kuponumuz çok rahat yeşillendi. Tebrikler. Günün kombini vardı aynı şekilde. YouTube'da sizlere şöyle vermiştim. Fenerbahçe mücadelesine genel 2.5 üst vermiştim. Fakat grupta kombini yaparken Fenerbahçe alır ve 1.5 üste döndüm. Sonradan oran 1.35 gördüğünüz üzere. YouTube kombinesi de içeride. Katıl grubu da içeride zaten. Sporting Lisbon mücadelesine handikap mı versem, Matsu'nu 1.4.5 alt mı versem diye düşünürken ikisi de geldi 3-1 skorla. Benim skor beklentim 2-0'dı da Gilvicente'nin atmasıyla birlikte hatta maç bir ara 4-1 oldu. Offside'den iptal oldu. İşimize geldik. Fonumuz geldi. Değerlendirip kazan sağlayan herkese tebrikler. Dediğim gibi beğeniler devam ettiği sürece ben sizlere kombin önerisi yapmaya devam edeceğim dostlar. Canlı olarak da aynı şekilde dün Fenerbahçe maçında zaten canlı olarak kazanmayan yoktur. Biz en son 5.5 üstüne kadar gittik. Yani oraya kadar hepsini aldık. Sadece 5.5 üst canlımız yattı. Fenerbahçe maçı güzel ekmek bıraktı. Diğer maçlarda da aynı şekilde canlı yaptık. Arabistan Ligi'dir, İspanya La Liga vesaire hepsine baktık. Canlı olarak da devam ediyoruz. Eğer sizler de ücretsiz tercihlerden faydalanmak istiyorsanız da herkes açık Telegram grubumuz açıklama ve yorumlar kısmında mevcut. Buraya da katılarak da ekstradan sizler de faydalanabilirsiniz dostlar. Başlayalım. Sizlerden beğeni bekliyoruz arkadaşlar. Artı 400 seviyesinde. 400 seviyesinde beğeni geldiği takdirde kombineler devam edecektir. Hemen 10 saniye verip beğenirseniz çok teşekkürler ve ilk mücadelemizle başlayalım. Günlerden gerçekten güzel güzel bir bülten var. 6 adet mücadele anlatacağım. İdealden başlayalım. Brighton Brentford mücadelesi. Özellikle ben şu an bu maçta favori ne kadar Brighton olsa da şu son dönemde form durumuyla belki Brentford burada bir adım öne çıkıyor diyebilirim. Özellikle son Luton mücadelesine inanılmaz neredeyse 70-80 dakika rakip yarı sahada sağlam bir baskıyla birlikte galibiyeti kazanmasını bildi Brentford takımı. Brentford şu an gerçekten formda. Brentford tarafından gol bekliyorum ben. Brighton'da son Chelsea mücadelesinde Chelsea ikinci yarının başında olması lazım. 55'te falan olması lazım artık. Kırmızı kart görerekten de oyun dışında kaldı bir tane oyuncusu. 10 kişi devam ettiler fakat mücadeleyi de kazanmasını bildiler. 3-2 mağlup oldu Brighton orada. Mücadelenin beklentisi bence gollüdür. İdealden karşılıklı gol var alabiliriz arkadaşlar. İdeal bir oranı var zaten KG varın. 1.38-1.40 kantlarında bir oranı var. Mücadele bence KG var olacaktır. Onun dışında baktığımız zaman da oranı biraz daha yükseltmek isteyenler de 1.60 bandına şöyle yükseltebilir. Mücadele genelinde var ve üst olabilir. Zaten biz KG var bekliyoruz. Maçın indeks beklentisi bu arada 2-1'lik Brighton. 2.5 üst ve var şeklinde yaparsanız da şurada oranı 1.50'ye kadar da yükseltmiş olursunuz. Değerlendirecekler bu yönden bir değerlendirme yapabilirler. Sheffield United ile Liverpool. Liverpool son mücadelesinde 4-3 kazandı. 4 golde Puskas adayı. Öyle bir mücadele. Mücadeleyi izlemeyen varsa mutlaka bir baksın derim ben. İnanılmaz goller oldu. Sheffield'da oynayacaklar. Zayıf bir rakip Sheffield. Burnley en son 5 attı. Burada Liverpool'un tek başına atacağı 3 gole bile bir 46 gibi oran açmışlar. Biz 3 gole gitmeyelim burada. İlk yarıdan Liverpool'un doğrudan kazanını alalım. İlk yarı Liverpool kazanını bir 40 seviyesinde ideal bir oranı var. İlk yarıdan burada Liverpool bence mücadeleyi bitirecektir. Çok da konuşmaya gerek bir şey yok. İlk yarıdan alalım geçelim.
Marsilya ile Lyon mücadelesi. Marsilya'nın son Real mücadelesini ben sizlere önermiştim. YouTube'da 1.54 gibi orandan maç sonu bile önermiştim. Yine burada Marsilya tarafındayım. Marsilya'nın burada maçı doğrudan kazanmasını bekliyorum. Lyon tarafında zaten bu sezon 2 tane teknik adam gönderildi. Henüz daha 3.'sü de gelmedi. Yani dediğim gibi şu an Lyon'un başında bir teknik adam yok. Oyun olarak da iyi değil. Oyun olarak yükselen bir Marsilya varken buradan doğrudan Marsilya galibiyetini almak benim için tek tercih olacaktır. Matsu'nu 1'i sizlere öneririm. Oran yükseltmek isteyenler Matsu'nu 1 ve 1.5 yaparsa 1.75'e kadar çıkartabilir. He 1.75'te bana yetmiyor mu diyorsunuz? O zaman handikap alan 2.45'ten hayırlı olsun kuponunuzu yeşilleyin. Devam ediyorum. Diğer mücadelem Aston Villa ile Manchester City karşılaşması. Manchester City'nin son maçta sanırım biraz hakkını yediler gibi bir olay oldu. Yani hakem önce avantaja bıraktı. Son dakika pozisyonu 3-3'ken karşı karşıya kalacakken ondan sonra faul verdi. Yani başka bir açıklaması yok. Ben yorumcuların açıklamasına bakıyorum. Tabii onlar şike diyemeyeceği için böyle farklı kılıflar uydurmaya çalışıyor da hepsi birbirinden saçmalıyor. Tamamen City'nin hakkını yediler o mücadelede diye düşünüyorum. Ki Guardiola'nın açıklaması şu yönde. Yani sadece o pozisyon yüzünden mi berabere kaldık diyor. Onun öncesinde bir sürü pozisyon kaçırdık diyor. Biraz daha iyimser yaklaşmaya çalışmış Guardiola da. Yani bence orada ya o işte Haaland'ı nasıl çıldırdığını mutlaka görmüşsünüzdür. Neyse geçelim onu. Aston Villa ile oynayacaklardır. Burada özellikle Haaland'dan ekstra bir performans bekliyorum ben. Ben buradan Manchester City'nin atacağı 2 golü idealden değerlendirdim. Deplasman 1.5 üstü oranı 1.40 seviyesinde bir oranı var zaten. Aynen 1.40 seviyesinde oranı var ekranda gördüğünüz gibi. City'nin atacağı 2 gol idealdir. Oranı biraz daha yükseltmek isteyenlere şu yönde bir önerim olacaktır benim. Mücadele genelinde burada City tarafı kazanmaya biraz daha yakın tabii ki. Son mücadelenin de olması kaynaklı. 2.5 üstünde 2 olursa dostlar 1.98 gibi oranı var. Manchester City burada bence 2 gol atacaktır. Mücadelede Aston Villa veya City tarafından gelecek 3. gol de 2.5 üstüne götürür. Onun oranı 2.5 üstünde 2 yaparsanız da 2 oranına yakın 1.98 gibi orandan değerlendirmesini yapmış olursunuz. Manchester United ile Chelsea karşılaşması. Bu maçta da beklentim gollü beraberlik zaten. Bu maçın da maç skorunu sizlere sorduk. Chelsea son maçında, Chelsea'de son dönemde bir hareketlik var da şöyle hala güvenilecek bir takım kıvamında değil Chelsea tarafı. Onu söyleyeyim ben sizlere. Burada da maçın favorisi zaten. Manchester United zaten ne yaptığı ne bok yediği belli değil bir öyle bir takım. Son mücadelesinde Newcastle'a mağlup oldu ki o maçta Newcastle ağır domine etti mücadeleyi. Yani doğru düzgün karşılık bile veremedi. En son 1-0'dan sonra şöyle söyleyeyim. Manchester United ilk kornerini dakika 78'de falan kullandı. Öyle bir mücadeleydi. Yani rakip yarı sahaya çok fazla geçemedi Manchester United tarafı. Chelsea tarafıyla birbirlerini dengelerler burada. İdealden KG var alınabilir tabii ki. Karşılıklı gelecek gollerin 1.40 gibi oranı var zaten. KG var olma ihtimali var. Köller sağlar birbirini ağırlar. Ama ben KG vardan ziyade yüksek oranıyla birlikte burada sizlere maç sonu 0'ını da önermek istiyorum. 3.10 gibi oranı var. Maç skorunda zaten 1-1 ayranı bir beraberlik. Hadi olursa 2-2 olsun. Ama ben 1-1'e biraz daha yakınım. Gollü bir beraberlikle birlikte burada maç sonu 0 gelebilir. KG var. İdeali de yüksek oranında değerlendirmek isteyenler maç sonu 0 alabilir. Diğer mücadele Baskonya ile Fenerbahçe-Beko. Fenerbahçe-Beko'da bazı eksik isimler sağa geri döndü. Bu eksik isimlerin dönmesiyle birlikte Kalates, Gruduric gibi isimler daha çok rotasyon, daha çok dinlenerekten oynama basketbolu. O yüzden Fenerbahçe tarafından sayı gelebilir. Baskonya tarafı da zaten üretken bir takım. Mücadele genelinde tek Euroleague karşılaşmam bu arada aldım. Mücadele genelinde üst bekliyorum. Ben 160.5 üst açmışlar burada. 1.46 gibi orandan. Bence değerlendirecekler. Bu yönde bir değerlendirme yapabilirler. Mücadele genelinde 160.5 üst. Yani toplamda hem Baskonya'nın hem de Fenerbahçe'nin attığı sayılar toplamında. Mücadele genelinde tam 161 sayı bekleyeceğim. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Güzel bir maç beklediğimi de belirteyim. Toplamda 6 adet mücadelem vardı. İdeal ve yüksek oranlarıyla anlatmaya çalıştım. Bu sefer kupon yok. Bu sefer kuponları gruplarda yapalım istedim. Yine güzel beğeni ve yorumlar gelirse arkadaşlar bir sonraki videoda sizlere bir adet ideal kombine çıkarmaya çalışırım. Beğeni ve yorumlar için teşekkürler. Videomuzu beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.